Saldırı kadar sürmüştür. Fatih Ergül, Zapçıoğlu Caddesi üzerindeki karşıda bulunan binada ikamet ediyorum. Yetkililer tarafından iki defa kontrolü yapılan binamız hafif hasarlı olarak çıktı. Tabii daha sonra oluşan depremlerle yandaki binanın ağır hasarlı olması sebebiyle çekiş etkisiyle binamıza zarar vermiş olduğunu gördüğümüz için biz ilgili makamlara defalarca bilgi verdik. Fakat henüz yandaki bina yıkılmadığı için binamız hasar almış durumda. Biz yetkililerden yandaki binanın yıkılmasını ve evimizin tadilat yapıp geçmemizi talep ediyorum. Tabii zamanında yıkılmadığı için birkaç sefer hırsızlık olayı oldu. Şu anda olmuş durumda. Emniyete bilgi verdik. Birazdan gelecekler. İsteğimiz yandaki binanın bir şekilde yıkılıp evimizi tadilat yapıp evimize geçmemizi istiyoruz. Tabii birkaç sefer biz bu konuyla ilgili müracaatımız oldu. İnşallah müracaatımız değerlendirilir. Yandaki bina yıkılıp evimizi tadilat yapıp evimize geçeriz. Yandaki ağır hasarlı 6 katlı binanın yıkım kararı olmasına rağmen uzun bir süredir falan yıkılmıyor. Tabii yıkılmadığı için de hırsızlık olaylarıyla yüz yüze falan kalıyoruz. Binanın yıkılmamasındaki gerekçe sağlam binalara zarar verdiği için yıkılmadığını bize beyan ettiler. Tabii en son görüşmemizde el ile yıkacaklarını söylediler. İnşallah bir an önce ihalesi falan yapılır. El ile veya herhangi bir emtia ile yıkılacaksa bir an önce yıkılmasını talep ediyoruz. Ayrıca şu an evimiz hasarlı, evimiz yandaki binadan dolayı giremediğimiz sebebiyle konteyner kentte kalıyoruz. Yani ailem, annem ve ablam Elemendik tarafındaki konteynerde, biz de itfaiyenin bulunduğu yerdeki konteynerde falan kalıyoruz. Şu an mağdur durumdayız. Yani sürekli gidip gelmez bizi bir şekilde mağdur ediyor. Yani ablamın fiziki bir rahatsızlığı falan var. Yani omurilikte ameliyat olduğu için hayati tehlikesi de var. Yani bir an önce evimize geçmek istiyoruz. Mağdur olduk. Yani ayrı ayrı konteynerde falan kalıyoruz. Binanın yıkımı yapıldığı zaman İnşallah mağduriyetimiz bir şekilde giderilecek. Yetkililerden ilgilenmelerini talep ediyoruz. Yani şu mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz.